Şu katlıydı galiba. Yarın sana da göstereceğim. Nerede uyanacağız sence bir ay sonra? Hiçbir fikrim yok. O bize önerdiği eve bakacağız. Hani burada gelip istediğiniz kadar oturabilirsiniz dedi. Oradan iki tane de ev bakıyor olacağız. Ve Filistin'in içine neresi doğuyor? Sence nereye taşınacağız? Valla o kadar terazim oluyor ki deniz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Biz iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün önümüzde malzemeler var, bir şeyler var. Ustam ne yapıyorsun? Dostlar bugün etli çiğ köfte yapacağız. Kendimize bir çiğ köfte ziyafeti yapmak istedik. Biliyorsunuz malum Sakarya yağmurlu bir şehrimiz. Yani iki gündür yağmur yağıyor, biz de dışarı çıkamıyoruz. Hem çiğ köftemizi yaparken biraz sohbet de ederiz. Biliyorsunuz Murat Deniz'i hastaneye götürmüştük. Evet arkadaşlar, hastaneye geldim. Ayrıca ev konusunda bazı gelişmeler var. Yeni haberler var. Bunlarla ilgili konuşuruz dedik. Hem de biraz ağzımızın tadı yerine gelir. Çünkü biliyorsunuz hem bahçede bir şey yapamıyoruz. Çünkü taşınacağız. Yeni bir şey yapmak istemiyoruz. Hem de yağmurlu. Aynen. Yoksa böyle aklımızda daha güzel farklı projeler vardı ama artık yağmursuz. Önümüzdeki haftaya ayırdık onları. Ben ev yapımı çiğ köfte yiyeceğim diye yemek yemedim. O yüzden bence başlayalım. Aynen, bir an önce başlayalım. Şimdi Filiz doğramaları ve rendelemeleri yaparken tamam. Ben de yoğurma işlemlerine başlayacağım. Hadi bakalım. Evet, başlamadan önce ama size bir şey göstereceğim. Şöyle Murat Deniz'in şu uyuması çok hoşuma gitti. Şöyle... Ağza bak. Kuş ağzım benim. Mia mızda burada oynuyor. Mia nerede diye merak edenler. Mia nerede diye merak edenler. Mia yerde. Bambam'ı takip ediyor. Bambam'ı takip ediyor. Bambam da burada tabii. Evet şimdi ben bizim kullanacağımız kadar isotu buraya ayırdım. Biraz daha şöyle eti pişir. Evet. Çok acı olmayacak değil domates mi? Domates yok, çok acı olmayacak. Burada isot ve baharatlar var. Bu karışık bir baharat da değil mi? Isot karışık. Ve bir şeyler. Tabii isot vesaire bir takım baharatlar var içinde. Ben şöyle onu iyice karıştıracağım. Evet çok güzel. Şey. Sağ ol dostum, iyi kız. Ters açma paketi, deneyim ters açıyorsun. Abi obsesif bir durumum var herhalde benim, öyle yazılar falan ters olunca başım tutuyor. Bakın oradayım ben, bakın. Evet şimdi 4 bardak bulgurumuzu koyacağız. İnce bulgur. Antepliler simit derler Denizciğim, buna biliyor muydun? Ne derler? Simit. Simit. İnce bulgura simit derler, evet. Tamam. Şimdi Filiz, biraz senin işin başlıyor. Kamerayı ben alayım. Peki. Şu 3 tane soğanımızı, şu 2 tane domatesimizi ve buradan 4 baş ya da 5 baş sarımsağımızı güzelce doğrayacağız içine koymak için. Etimizi sonra karıştıracağız. Tabii Mia yavaş yavaş tırmanışa başladı. Aşkım ne yapıyorsun orada? Gerçekten 3 baş koyuyorsun ama olacak? Çarpışan arabaları mı alıyorsun? Ama. Evet aşkım, gerçekten 3 baş kuru soğan olacak. Çünkü ben içine böyle çok su vesaire koymak yerine soğanın kendi suyunu, soğanın, domatesin kendi suyunu kullanarak yapıyorum. Daha güzel oluyor. Evet Filiz Hanım. Efendim. Çalışırken çok az konuşuyorum maalesef Denizciğim, biliyorsun. Ben konuşurum seni yani. Beni konuşturman lazım. Evet, hala evimiz belli değil. Nerede uyanacağız sence bir ay sonra? Hiçbir fikrim yok. Hayat sürprizlerle dolu. Umuyorum bizim için güzel bir sürpriz vardır. Aşkım ufak yerinde yapıyorsun değil mi? Sana söyledim ya ufak yerinde yap diye. Ufak yerinde yapıyorum.
Ağlıyor musun? Duygusal konuşmalar yapabiliriz şu an. Ağlıyorum nasılsa. Soğandan değil. Kendimi kurtarırım. Ben de şöyle. Tabii bizde sıfır atık arkadaşlar. Bunların tüm kabukları, mabukları vesaire yarın tavuklara gidecek. Biz soğanın kabuğundan bahçeye sıvı gübre yapmıştık. Çiçek coşturan diye geçiyor. Evet. Bakteri oluşumunu engelliyor bitkilerde. Muz kabuğundan yapmıştık. Biz neredeyse gerçekten hiçbir şey atmıyoruz diyebilirim. Bir de havan alalım ya. Havan değil mi? Hı. Evet, bir havan eksiğimiz var. Evet, almamız lazım. Bugün bir abonemiz daha uğradı bu arada. Onunla ilgili. Recep abi. Burada bizim komşumuzmuş yan tarafta. Son videonuza çok üzüldüm dedi. Hem de bir altın dereli olarak. Hani sizi buradan kaybetmek istemeyiz, gitmenizi istemeyiz dedi sağ olsun. Kendi bir aile apartmanları varmış. 3 katlıydı galiba. Yarın sana da göstereceğim Filiz. En aşağı katında bir kiracıları varmış, o çıkmış. Buradaki ev boş, istediğiniz gibi gelebilirsiniz. Kirayı mirayı da düşünmeyin, onu hallederiz. Yani onlar sonraki iş. Annemler vesaire sizi çok seviyor, ben sizi çok seviyorum. Hani çok isteriz dedi. Abi dedim, biz müstakil bir yer bakıyoruz. Çünkü hem videolarımız için hem daha rahat yaşamamız için, aslında onun için zaten gelmiştik köye. Ama şu an nereye taşınacağımız, ne yapacağımızın hiçbir şey belli olmadığı için abi hani böyle bir şey beni çok rahatlattı. Çünkü dedim hiçbir yer bulamazsak en azından gelebileceğimiz yakında bir yer olur dedim. Kendi traktörü falan da varmış dedi. Biz çiftçilikle uğraşıyoruz. Hani taşınmayı falan hiç kafanıza takmayın. Her türlü hallederiz dedi. Sağ olsun buradan Recep abiye çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Derken şimdi önce domatesimle soğanımı koydum. Bir komple bulguruma bunu yedireceğim. Şimdi isot falan var ya içinde bunun. Şimdi yok daha, şimdi birazdan koyacağım. Hayır yani koyulacak ya. Evet. Acı olacak. Yine de biber salçası konuyor mu yoksa sadece domates? Koyuluyor. Ya normalde sırf biber salçası koyarak yapıyorlar. Ben hem domates salçası hem biber salçası koyarak seviyorum. Antep'ten bir ablamızın yolladığı biber salçamız var. Hatta geçen biri sormuştu yorumlarda patlıcanları nasıl kuruttun, Sakarya çok nemli kurumaz diye. Patlıcan ve biber kuruları da Antep'ten gelmişti. Normal şartlarda 2 kişilik bir... Bu 2 kişilik olmayacak. Bu aşağı yukarı herhalde bir 10 kişilik. Gerçekten mi? Ya 10 kişi olmasa da 8 kişilik çok rahat olur. Ama içine biraz zeytinyağı koyunca 2 gün bekleyebiliyor. Buzdolabında saklarsak 2 gün boyunca yeriz. Bu arada daha yoğurmaya başlamadım. Şu an sadece hafif karıştırıyorum. Yoğurmaya başladığım zaman ayağa kalkacağım. Şimdi içine önce salçamı koyacağım. Evet, aşağı yukarı 4-4,5 çorba kaşığı kadar biber salçası. Bir kaşık kadar da domates salçası koyuyorum. Bu arada bu da bizim kendi yaptığımız salçamız. Şimdi bunu da biraz böyle yedire yedire yoğuracağız. Bu işin esas şeyi yoğrulmasında arkadaşlar. Çünkü bu yoğruldukça şekile geliyor. Yoğruldukça güzelleşiyor. Kimileri suyla hemen şişiriyor. Biz öyle bir şey tercih etmeyeceğiz. Onda bir Urfa türküsü eksik ben. Ne telif yerler. Evet. İsotumuzu da içine koyduk. Şöyle her tarafından. Yeteri kadar acı değilse dibini sıyırabilirsin ya. Beni zaten bence çok koydun ya. Şimdi isotumuzu da karıştırdıktan sonra sarımsağımı koyacağım. Ondan sonra etimi koyup artık yoğurmaya başlayacağım. Bu arada ikinci bir şey de cumartesi günü Kuzuluk tarafından, pazar günü de neresiydi abilerin orası? Mücahit abilerin. He, Mücahit abilerin. Sakarya'dan Karasu'ya doğru tam yerine Poyrazlar Gölü'ne yakın bir yerde. Orada onların bize göstereceği bir iki yer varmış.
Hem o bize önerdiği eve bakacağız. Hani burada gelip istediğiniz kadar oturabilirsiniz dediği. Hem de bir abisinin, Bodrum'da yaşayan bir abisinin orada yeri varmış. Bize orayı gösterecekler. Oradan iki tane de ev bakıyor olacağız. Ah söyle ya. Asıl yoğurma sürecek şey kıyma konduktan sonra mı olacak? Hepsi. Yani o daha mı çok uzun sürmeli? Ya normalde bir saat, bir buçuk saat falan yoruluyor. Ya. Burada da 300 gram komple yağsız 3 defa çektirdiğim kıymam var. Şimdi bu kıymayla bunu çok iyi karıştırmamız gerekiyor. İstersen ben de yoğurabilirim. Yok yoğurum ben. Daha terim damlayacak. Ustam, terlemişim. Böyle, benim. Yanımıza. Kulağıma doğru da şöyle. Terlemeden olmaz. Emeksiz yemek olmuyor. Bir yarım saattir falan yoğuruyorum. Şimdi buna maydanoz ve taze soğanını koyacağız. Ben şimdi doğrayayım onları. Tamam, onlardan önce de nar ekşimi koyacağım. Nar ekşisi koyacağım. Nar ekşisinden sonra diğerlerini koyacağım. Arkadaşlar burada önemli olan maydanozu özellikle taze taze doğramanız. Hani beklemeyin. Çünkü maydanozun tüm aroması kaçar. Bak mesela şu an artık elime daha az yapışmaya başladı. Çiğ köftemin olduğunu oradan anlıyorum. Ve şimdi şöyle bir test vardır. Unuttum. Etrafında da şeyler var. Bir dakika, bir dakika. Yani altına girer. Ay deniz, deniz, deniz. Ay bir dakika. Dökülmüyor diye. Daha, bak hiçbir şekilde. Denizciğim. Ki daha nar ekşisi ekleyeceğiz. Ay ne kadar hızlı hareket ediyorsun, hiç yemedin mi? Tavana atmayacağım tabii burada. Gider ayak. Gider ayak. Ya hatıraya bırakmayalım. Kaparamızdan kesmesin. O zaten boyasız gelmiştik. Ama tabii zarar vermiyor. Yani. Bu arada %100 nar ekşisi. Arkadaşlar nar ekşisi sosu değil. Size de aynından öneririz. Yani ev yapımı nar ekşimiz vardı da annem yapmıştı fakat burada taşınma esnasında hatırlıyor musun? Evet. Patlattılar kavanozunu. Yani ne kötü bir nakliyeydi ya. Firması harbiden yani. Özelden soranlara ismini veririz. Kullanmamayın, kullanmayın. Tercih etmeyin diye. Yani İstanbul içinde ne kötüydü. Arkadaşlar kokularımızı sıktılar. Parfüm de satıyoruz Fant'tan. Parfümlerin hemen hemen hepsini sıktılar. Bir fıs, iki fıs hepsinden. Biz onların hiçbirini satamadık. Hepsini geri çektik. Eşimize, dostumuza dağıttık. Çünkü hepsinin üstünden eksilmişti. Eşyalarımız kayboldu. Yatağımızı kırdılar. Fırının kulpu. Fırının kulpunu çizdiler. Ondan sonra buzdolabını çizdiler. Vardı yani epeyce bir. Ya taşınmanın işte yani her şeyi geçtim bir de bu tarafı var. Hep bir şeylerde bir takım eşyalarda fire veriyor oluyorsunuz. Yani maalesef kiracılığın da zor taraflarından biri de bu. Sürekli yerleşmek. Bizim doğrama yapıyor. Master Chef de yok böyle doğrama. Parmağımı kestireceksin şimdi. Tamam yavaş ol yavaş. Bizim öyle kat 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 kesmemize gerek yok. Yok canım kat 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 yapamıyorum zaten. Ama ince kıyarım yani onu. Biliyorsun. İnce kıyar. İnce, ince. Sevmem çünkü büyük büyük doğranmış soğan falan. Senden de tarakıyor mu?
Ben normalde de çok terleyen biri değilim. Terliyorum. Ter dediniz mi, ben markayım ya o konuda. Durduğu yerde bile. Ama yok, şimdi bayağı efor harcadım ama. Evet evet. Bir şey söyleyeyim mi, böyle her gün çiğ köfte yoğursan var ya, 15 dakikalık koşuya bedel bence. Hatta yarım saatlik koşuya bedel. Kadınlar da öyle bir şey yapmışlardı ya, temizlikte yer silmek, ütü yapmak, hepsinin kaç kalori yaktığını hesaplamışlardı. Yer silmek, cam silmek bayağı ciddi şey. Kalori harcıyor. Kalori harcatıyor. Deniz, bir şey soracağım. Sor. Ayakta sabit durmak mı, yoksa televizyon izlemek mi daha çok kalori yaktırır oturarak? Televizyon izlemek herhalde. Evet. Çok enteresan değil mi? Ben bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü şuradan televizyon izlemeyi bilmiyorum da ayakta durmanın hiç kalori harcatmadığını biliyorum. Bir şey, evet. Ve şey, eğer ayakta sabit durmak hiçbir şekilde kalori harcatmıyor. Ve kitap okumak da kalori harcatıyor. Ya bence hormonal dengenin değişmesi mi artık etkiliyor? Nasıl bir şey? Olabilir. Ne yapacağız? Bakayım mı direkt? Onu ortasına böyle bir yumruk yap. Ha, şöyle. Yumruk yumruk direkt. Ha, yüzüğünle. Tamam, çok güzel. Oraya döker. Tamam. Yanardağ patlaması. Yani yoğurmaya devam edeceğim. Oha, demek ki limon suyuyla. Nar ekşisi azdı. Evet. Bitti şişe. Yeşilliklerle beraber artık. Demin sen ellerini yıkamaya gittiğinde ben çaktırmadan tadına baktım. Nasıl? Çok güzeldi. Tabii bir şey unuttuk. Acaba nedir? Nedir? Arkadaşlar, bir su bardağı orada değil mi? Bir su bardağı mı? Evet. Ne? Biraz da yarım falan da. Zeytinyağı. Hakiki. Fant. Benim. Fant zeytinyağları. Şu kadar yeter bence. Çok iyisin. Hadi bakalım. Ben de ne eksik diyorum. Ya eksik. Cevizli de yapıyorlar, yedin mi? Ha, koyulabilirdi. Alacaktım bugün aslında da unuttum sonra, biliyor musun? Ben seviyorum. Cevizi her şeyde seviyorum ben. Ben de. Etli her şeye ceviz çok yakışıyor bence. Salata gavur daha ya. Evet. Ben kinoa salatanın içinde falan da seviyorum. Her mesela şey içli köfteyi de çok seviyorum. Evet, ceviz. Ya ben ceviz. Evet, ceviz. Biz hatta şöyle bir itirafta bulunalım. Hani böyle iç pilavı falan yaparken bazen ceviz koyuyoruz. Evet. Fıstık yerine. Aşkım? Evet, dolma fıstık yerine bazen varsa ceviz kullanıyorum. Vallahi karım diye demiyorum. Çok sonradan yemek yapmaya başladı ama. Yani. Ya sen o kadar iyi yapıyordun ki ben hiç girmedim. Çok çok kişiye taş çıkartır. Filiz çok ufaklığından itibaren hep çalışmış, bir şekilde eve bakmış. O yüzden böyle yemek işleriyle, değil mi? Evlendikten sonra. Biraz evet. Ama eli çok lezzetli. Genelde tüm sebze yemekleri, tatlılar vesaire Filiz'dedir. Bir et mangal. Evet, Deniz. Ana bu etli yemekleri Deniz yapar. Dana döş. Hadi. Deniz, dana da baka baka bitirdin ha. Sen karnını doyurdun. Musret gibi. Musret gibi. Çiğ köfte çok tatlı ya. Gel Filiz, buradan bak. O ne? Oydu. Deniz. Osmanlı tokadı. Ay Deniz, o neydi ya? Bizim gece rüyasında ben çiğ köfteyi artık yiyemem. Evet, ben yoğurdum. Filiz şekil verecek. Şimdi tabaklara marulları diziyor. Bakalım marullar tabağa dizilebilecek mi? Ay Deniz. Yaşarız da kendimizi böyle eylemesek kafayı yeriz değil mi? Vallahi. O yüzden. Kalmışız biz bize. Aynen. Kimimiz kimsemiz yok. Var ya, bu kadar abonemiz var. Sağ olsunlar. Yo, ne güzel mesajlar geldi değil mi gene? Ay evet. Yani
Sağ olun, var olun millet. Bu güzel elleriyle. Mercimek köfte yapmaktan alışkınsın, aynı şey. Bu biraz daha kolay şekil alır bence. Evet, biraz kolay diyor. Ve Filistin'in içine neresi doğuyor? Sence nereye taşınacağız? Vallahi o kadar terazim oynuyor ki Deniz. Burada mı olacağız? Muğla mı? İzmir mi? Hiç bilemiyorum. Yani o kadar belirsiz ki her şey. Bu arada işin komiği birkaç ama yorumdan sonra yaptım. O yorumlara da daha cevap veremedik de yarın büyük ihtimal cevap veririz. Hı. Yalova denmiş. Yalova'dan. Yalova'ya baktık ama abi. Bakmıştık daha önceden de hani şimdi farklı bir bölgesiyle ilgili bir şeyler var. Ben sana en son nereden ev gösteriyordum? Bak şurası Denizli miydi? Kütahya mıydı? Kütahya'yı tavsiye etmişlerdi. Hani öyle şu an Türkiye'nin her yerinden gene evet. Bakmaya başladık. Bir sene önceki halimizi gördüm. Ya arkadaşlar neden özellikle Muğla bakıyorsunuz diyenlere özellikle Muğla'yı istiyoruz. Ama çok enteresan bir yerden çok istediğiniz gibi bir ev çıkar. Çok içimize yeter. Başka bir yer olur. Başka bir yer de olabilir. İlla Muğla istiyoruz ama yani gönlümüzde bir Ege'ye. Muğla aşkı var. Evet Ege var yani. Çanakkale denmiş. Yani Çanakkale'de de baktım ama ben gene bulamadım. İlan sitelerinde işte Hürriyet Emlak, o da hepsi emlak olmuş galiba. Hepsi emlak ve sahibinden.com'da yok arkadaşlar. Ev yok. Yani çok az ev var. Yani ararsanız 10 bin liraya aylık var. Düzgün yerler. Ya bir de şey çok bozulmuş. Ev arıyorsun hepsi günlük ayıramıyorsun da onları. Evet ya o durum sıkıntı. Ona bir aslında el atmaları lazım. Yeriz o tabağı komple sen doldur. Açım şu an. Biz akşam yemeği yemedik. Evet, çorbamız var sadece. Bir de bu. Ama güzel oluyor. Ba. O zaman? Valla arkadaşlar güzel oldu. Yalan yok. Elimize sağlık. Eline sağlık. Senin de eline sağlık aşkım. Ben bir şey yapmadım. Birlikte yap. Sence nasıl oldu? Valla çok güzel oldu bence. Dışarıdan aldıklarımıza kıyasla. Zaten etli alamıyoruz da. Daha güzel. Demin de bahsettiğimiz gibi biraz konudan konuna, daldan dala. Cumartesi günü ve pazar günü buradan bir yer bakacağız. Ayın 8'inde de galiba Muğla'dan haber gelecekti değil mi? Ayın 8'inde orada bize yardımcı olmaya çalışan arkadaşımız, abonemiz Kavaklıdere köyüne kendisi gidecek. Hem şimdiye kadar bahsettiğimiz o adı geçen evden eve bakacak hem de farklı bir ev var mı diye bakacaklar inşallah eşiyle beraber. Bir de bugün bir abonemiz daha aradı. O da yine o bölgede oturuyor. Menteşe'de yani Kavaklıdere. Aynı yerde. Evet Kavaklıdere civarında. Kendisi de bir ev arayış sürecine girecekmiş. Dedi ki kendime bakarken size de ev arayacağım. Çünkü gerçekten komşu olmayı çok isterim. Uzun ve keyifli bir telefon sohbetimiz oldu. Instagram'dan aramıştı dün. Evet. Hem de dün çok yorgunduk. O evet, sırada konuşamamıştık. Yani uyku halindeydik. Konuşamamıştık. Bugün ararım demişti Filiz. Hanımefendi telefonunu göndermişti sana. Evet. Bugün biz aradık ve görüştük. Evet arkadaşlar bizim burada şu an günlerimiz ev arayarak, ev bakarak, birbirimize gene internetten bol bol ev göndererek, aşkım benim. Düşünerek, dua ederek geçiyor. Siz de dualarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bizim için önemli. Yine o dualarla güzel bir yola gireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Aşkım böyle sığmayız ama sen... Böyle nasıl ineceksin oradan? Esnekliğe bak. Beni öyle koysan bir daha çıkamam oradan. Gelip kesmeleri gerekir. Bu arada bir salça çekilişimiz vardı. Salça çekilişi bu cumartesi gününe kadar devam edecek. Cumartesi günü lider kimse biz o yorumun altına yine bizimle iletişime geçebilmesi için bilgilerimizi paylaşacağız. Bilgilerini paylaştığı takdirde de salçalarımızı ona göndermiş olacağız arkadaşlar. Evet, herkese bol şansımızdan. Kanalımız bu noktaya kadar sizlerin desteğiyle geldi, büyüyor. Her geçen gün genişleyen bir ailemiz var. Siz de bu videoyla ilk kez bize katılmış olabilirsiniz. İlk kez bu videoyla bizi görmüş olabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız çok memnun oluruz. Ayrıca önceki videolarımız da var, çok güzel. Doğa gezileri, kendin yap videoları, yemek pişirme videoları, köy işleri, bahçe işleri, ekim işleri. O kadar çok şey yaptık ki ilginizi çeker diye düşünüyoruz. Diğer videolarımızda görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın arkadaşlar. Şu anda saat 8:30. Murat Deniz'i hastaneye götürmek için evden çıktım. Otobüs bekliyorum. İnşallah güzel haberlerle döneceğim diye düşünüyorum.
Deniz Emiye'yi evde bıraktım. Yolculuğumuz başlasın. Buradan hastaneye gitmek için iki vasıta değiştirmek gerekiyor. Sonrasında da Akdeniz Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Evet arkadaşlar, hastaneye geldim. İçeriye gireceğim. Birazdan doktorumuzla görüşeceğiz. Çektirebilirsem bugün kalça ultrasonunu çektireceğim. Yapılacak daha farklı testler olacak 6 ay boyunca. Bakalım, artık bir yerden başlayacağız. Buradan sonraki süreç bizi nereye götürür, nerede bu tedavilere ve testlere devam ederiz bilemiyorum. Şimdi artık yavaş yavaş içeriye gireceğim. Gelişmelerden yine haberdar edeceğim sizi. Evet, hastaneden çıktık. Hemen aynı güne kalça ultrasonu yaptıramıyormuşuz. Daha ileri bir tarihe gün verdiler. Önümüzdeki ayın 6'sında kalça ultrasonu için tekrar geleceğim. O tarihte taşımamış olursak, burada yaptıracağız. Olmazsa da artık başka bir yer bakacağız. Başka bir çözüm üreteceğiz. Bir evleri varmış burada, yeni kiracısı çıkmış. Ya imdat. Tabii şimdi imdat. Bir de imdat diye bağırıyor Allah. Ay Mia ya, şaka gibisin. Bir de imdat diyor. Ay gülmemem gerek aslında. Biz bunu şöyle koyalım şimdilik.